Sıra dışı arkeoloji dersleri 102. Kaya mezarlığı. Cenaze törenlerinin en eskisinin günümüzden yaklaşık 150 bin 60 bin yıl öncesine uzanan dönemde yaşamış olan Neandertal insan tipine ait olduğu saptanmıştır. Aletleri kullanmayı ve ateşi kontrol etmeyi öğrenen Neandertal insanının ölülerini gömmeye başladığı 1960'larda Kuzey Irak'ın Zagros dağlarında yapılan bir kazı ile kanıtlanmıştır. Kazı sonucu ölünün bedeninin toprak boyalarla boyandığı, etrafına yüzlerce çiçeğin bırakılmış olduğu toprak analizleriyle tespit edilmiştir. Bu keşif insanoğlunun bilinen en eski cenaze törenini ortaya çıkarmıştır. Ölümden sonra tekrar hayata dönme düşüncesi her toplum için geçerli olmuş, ölümsüzlük üstüne düşünceler giderek daha da gelişmiş, törenleri farklılaşmış, insanların hayattan ayrıldıklarında sonsuz uykuya yatacakları mekanların düzenlenmesi kaygısı başlamıştır. Ölen kişinin mezarına öbür dünyada kullanması için eşyalar, kıymetli armağanlar bırakılmıştır. Mezar mimarileri de kişinin yaşamlarındaki standarda göre farklılaşmış, mezar yapılarının sade veya son derece ihtişamlı görüntüleri ortaya çıkmıştır. Ölüyü eve benzer bir mimari yapının içine gömme adeti Anadolu'da M.Ö. 3. binde başlamış, Roma İmparatorluk devrinin sonlarına kadar da kesintisiz sürmüştür. Küp ve oda şekilli mezarlar, lahitler, tümülüsler ki önceki videomuzda tümülüsleri size anlatmıştık, anıt ve kaya mezarları Anadolu'daki farklı uygarlıkların kültürlerini sergileyen en güzel örneklerdir. Anadolu mezar geleneği içerisinde kaya mezarları ayrı bir özellik sergiler. Kaya mezarları, insan ruhunun beden özelinde yeni hayatı uğurlandığı veya hazırlandığı en özel ölü mekanlarından biridir. M.Ö. 1. binyılın ortalarından itibaren teknolojik imkanların artmasıyla birlikte giderek yaygınlaşmıştır. Orta paleolitik dönemden bu yana birçok gömme biçimi, gömü tipi ve mezar çeşidi ortaya çıkmıştır. İki çeşit ölü gömme biçimi vardır. Yakmadan gömme ve yakarak gömme. Ölünün gömüldüğü yere göre de ikiye ayrılır, yerleşim yerinin içinde ve yerleşim yerinde dışında. Ölü gömme tipleri de üçe ayrılır. Sırt üstü dorsal, cenin pozisyonunda hooker ve çoklu gömü. 8 farklı çeşitte mezar tipleri vardır. 1. Basit toprak mezar. 2. Küp mezar. 3. Urne mezar. 4. Anıt mezar. 5. Lahit. 6. Tümülüs. 7. Oda mezar. 8. Bugünkü sıra dışı arkeoloji derslerinin konusu olan kaya mezarları. İnsanoğlu paleolitik dönemden beri kayayı birçok amaçla kullanmıştır. İlk çağlarda insanlar barınak olarak mağaraları kullanırlardı. Bakınız Tekkeköy mağaraları biliyoruz. Barınma ve sığınma amacıyla mağaraları ve kaya evlerini kullanmışlardır. İnsanoğlu dini yapılarını bile kayalara yapmışlardır. Birçok kaya yapısının yanında kayalar mezar olarak da kullanılmış. Kaya mezarları genellikle yüksek, ulaşılması zor yerlere yapılıyor. Yükseğe yapılanların bazılarına merdivenler veya patika yollar yardımıyla çıkılıyor. Girişleri önceden sadeyken sonradan kabartmalar, resimler ve yazıtlarla süslenmiş. Ülkemiz kaya mezarları açısından oldukça zengin bir bölgedir.
Samsun Salı Pazarı Yeşilköy'de tespit edilen kaya mezarlarında runik Türk kaya yazıt ve tamgaları Anadolu Türk İskan tarihinde Karadeniz ve Samsun'un yerini yeniden sorgulamaya gerektirmektedir. Bu kapsamda dünden bugüne runik yazı ve tamgaların gelişim ve yayılım serüveni içerisinde Anadolu runik yazı kültür ve kültleri tarihine Samsun'un sunduğu katkılarda yeniden değerlendirilmiştir. Kalıntılar Göktürk dönemine ait olduğu tespit edilmiştir. İskitlerden sonra İpek yolu güzergahında kullanılmış ve buna paralel olarak da farklı coğrafyalara yayılmıştır. Evrensel niteliğe bürünmüş en eski ticari yol İpek yoludur ve gerek boğazların konumu, gerekse deniz ötesi ülkelere açılma noktasında Anadolu İpek yolu üzerine önemli bir menzil teşkil etmektedir. Anadolu topraklarında yapılan pek çok savaş bu yolun denetimini ele geçirmek maksadıyla gerçekleşmiştir. İpek yolunun Orta Asya bölümü uzun yıllar boyunca Türk kavimlerinin kontrolünde kalmış. Yolu kullanan tüccar ve kervanlar vasıtasıyla Türk kültürü ve sanatının yanı sıra özünü tamgalardan alıp sistemli hale getirilerek kullandığı runik alfabesi de geniş bir yayılım alanı bulmuştur. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Takipte kalın.